İyi akşamlar, Sebep Sonucu'ya hoş geldiniz. 5 ayda olması gereken depremler 20 günde yaşandı deniliyor. Sarsıntılar hala devam ediyor. Akşam saatlerinde de yine Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ne kadar devam edecek, jeologlar bunu tartışıyorlar. Bu akşam kimlerle beraberiz? Bizim de ilk bölümümüzde gündemimiz elbette deprem olacak. İhsan Aktaş bizimle, genel araştırma şirketi sahibi. İhsan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Deprem bölgesine de gittiniz. Gittim geldim. Pek çok yeri gezdiniz. Hatay'da gördüm en son. Hatay'a gittim, Maraş'a gittim, Adıyaman'a gittim. İşte Gölbaşı'na gittim. Gölbaşı'na gittiniz. Fazlaydı. Sizden de izlenimlerinizi alacağız. Yoshinori Moriwaki, yüksek inşaat mühendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Gaffar Yakınca, Aydınlık Gazetesi yazarı. Her akşam olduğu gibi bizimle. Merhaba. Hoş geldin. Hoş. Mahmut Övür, Sabah Gazetesi yazarı. Hoş geldin Mahmut Övür. Profesör Doktor Emin Çiftçi, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu akşam sizinle başlayacağız. Size soracağız. Teşekkür ederim. Sorularımızı. Herkes bunu konuşuyor. 5 ayda olması gereken depremler 20 günde oldu deniliyor. Her gün bir sarsıntı haberi alıyoruz ve insanlar da merak halinde bu süreç nasıl devam edecek diye. Sizinle başlayalım hocam. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir deprem yaşıyor Türkiye? Dünya üzerinde bunun çok örnekleri yok deniliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrudur. Gerçekten talihsiz bir günler geçiriyoruz. Yani çok üzgünüz milletçe. Kayıplarımız var. Milletimizin başı sağ olsun. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Deprem her ne kadar Kahramanmaraş'ta olduysa da bizim acı noktasında hepimizin kalbinde bu. Çok üzgünüz gerçekten ama bir de olayın arka planı var. Bir jeolojik gerçekler var. Evet. Ben burada bir depremci olarak bulunmuyorum. Daha önceden sizle konuştuk. Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. İTÜ. Bizim bölümümüz bu konuda saygıdeğer isimleri aktif olarak barındırdığı gibi emekli olmuş isimleri de barındırmış. Dolayısıyla hali hazırda bölgede çalışan hocalarımız var. İTÜ'nün muhtelif bölümlerinden hocalarımız var. Dolayısıyla İTÜ esasen çok güzel bir rapor hazırladı depremle ilgili. Hı hı. Şahsında editör olarak rapora katkı koymuş biriyim. Dolayısıyla bu konuda İTÜ olayın merkezindeyiz, evet, zaten başından beri. Şimdi tabii bu depremle ilgili birçok en söyleniyor. Evet. Enler bu hep söylenmiştir her büyük depremden sonra. Ama realite şu ki dünya canlı bir küre, levha hareketleri devam ediyor. Dolayısıyla bu depremler hep olacak. Hı hı. Ama talihsiz olduğu nokta şu, ülkemiz için karada olan bir depremdi. Bunun örnekleri Asya Pasifik, burada hep denizlerde oluyor, okyanuslarda oluyor. Tsunami şeklinde karaya zarar veriyor. Hı hı. Ama bizim ülkemizde yani maalesef fay hatlarımız tabii ki denize de devam ediyor. Benim sevgili arkadaşım Cenk Yaltırak hep şunu söyler, bizim faylar yüzme bilmediği için faylar hep karada bitiyormuş, evet, gibi gözüküyor ama bunların hepsi aslında denize de devam ediyor. Evet. Ege'deki en son İzmir depremi çok uzakta olmasına rağmen çok ciddi bir yıkma neden oldu. Burada evet, gösterebilir miyiz bunları, aslında daha mı net olacak bunların üzerinden? Remzi görüyor nasıl musun? Ya İzmir'in açıklarında, Seferihisar açıklarında. Dolayısıyla yani bununla ilgili bir süreçte Türkiye'de yaşanmış 1923 ve sonrası büyük depremlerden, yıkıcı depremlerden birisi. En büyük deprem değil ama yıkıcı bir deprem. Tabii ondan alınması gereken ders şu, odak noktasına çok uzak olmasına rağmen Bayraklı'yı yıkıyor mesela. Dolayısıyla burada zemin faktörü devreye giriyor. Şahsım bir depremci değil. Yani dolayısıyla deprem çalışan arkadaşlara da bu konuda şu mesajı vermek isterim. Saygın isimler hepsi. Ama bu küresel yani dünya ölçeğinde tektonik hareketlerin Türkiye'ye yansıması. Dolayısıyla biz de şahsım maden yatakları çalıştığım için bu levha tektoniğini biz iyi bilmek durumundayız. Hı hı. Şimdi tabii bunu deprem üreten, ya bu paket halinde geliyor. Deprem de üretiyor, maden yatakları da üretiyor. Bir kısım arkadaşlarımız bu depremle, burada gördüğümüz şey Meta'nın... Böyle alabilir miyiz hocam sizi? Buradan gösterelim. Şöyle bir fay haritası. Evet. Bu arada fay haritası güncellendi değil mi? Bu kadar fay olmuyor, yoktu eski bu haritada. Bu esasen... Sayı artmış yani. Bunu yeni MTA güncelliyor Gaffar. Evet, daha evet, önceki haritada fay hatları daha sınırlı görülüyordu. Herhalde üniversiteler çalışmalar yaptıkça tabii, tabii, şöyle bir konuyor şey, değil mi hocam? Artıyor. Öyle oluyor galiba. Esasen bunun tarihi sürecini de iyi bilmek lazım. Yani bu 44 yılından beri Türkiye'de
temel kırık hatları, hatta bir haritamız olacak daha sonra. Hemen onu isteyelim, hangisini istiyorsanız. 4 yılında bir Fransız Egeran ve Lan diye ikili. Bu ana hatlarıyla Türkiye'nin kırık şeylerini belirlemiş, kırık hatlarını belirlemiş. Yani Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu payı. Tabii bu Kuzey Anadolu. Dolayısıyla bunlar ikisi bir kavşak yapıyor Karlova'da. Şimdi tabii bütün burada hani son zamanlarda dillendirilen bir konu da var. Bu deprem bizim kaderimiz mi? Aslında depremden dolayı kayıplar kaderimiz değil ama depremin olduğu yerde yaşıyor olmamız kaderimiz. O harita burada yani değil mi? Evet. Bu bayağı yani bir dolayısıyla bizim bu coğrafyayı terk edip gitme bir lüksümüz yok. Fayları bir yere taşıma lüksümüz de yok. Dolayısıyla bu olayla bizim baş etmemiz lazım. Şimdi evet. Konuklarımızdan Japonya'dan da değerli bir arkadaşımız var. Ben hep bunu Yoshinori merak etmişimdir. Deprem konusunu biz içselleştirmemiz lazım. Deprem konusunu ana sınıfına kadar indirmemiz lazım. Çocuklar bununla yaşamayı öğrenmesi lazım. Dolayısıyla bu Japonya çok güzel bir örnek. Japonya bu işi başarmış. Dolayısıyla hani Amerika'yı yeniden keşfetmemiz de gerekmiyor. Yani bir örnek var, bir rol model var. Bunu biz direkt doğrudan kendi eğitim sistemimize aktarabiliriz. Bu renkler şimdi, neyi temsil ediyor hocam? Farklı. Mesela sarı burada, var, kırmızı var, siyahlar, morlar. Şimdi, diri fay haritası deniyor ama siyahlar da ölü gibi. Sanki ölü fay, öyle bir şey yok tabii. Bu tamamen benim şu an spontane kullandığım bir tabir. Şimdi bu hareketler bir şekilde kırılmaya zorladığı zaman bakınız yer kabuğu rigid. Yani yer kabuğu rigid ve homojen değil. Benim biraz da malzeme yönüm var. Dolayısıyla hiçbir şeyi de biz öngöremiyoruz. Yani jeolojide, bakın jeoloji hem mühendislik hem de bilim alanını barındırıyor. İki alanda da biz bulunuyoruz. Jeoloji mühendisliği ama aynı zamanda çok ciddi bir bilim, jeoloji bilimi. Şimdi bu Türkiye'de bu maalesef iç içe geçmiş durumda ama bu batıda çok net ayrı iki dal olarak eğitim kurumları bu şekilde yürütüyor. Yani bir üniversitenin hem jeoloji mühendisliği var hem jeoloji, jeofizik. Jeofizikle jeoloji genelde birlikte olur. Niye? Çünkü jeofizik bir enstrümandır. Yerin derinliklerini anlamak için jeologlar bu jeofiziği kullanır teknik olarak. Şimdi dolayısıyla bizim ülkemizde kendi kurumumda da çok değerli sismolog arkadaşlar var. Bu işin tam göbeğinde sismoloji. Dolayısıyla depremlerin oluşması, mekaniği, enerjisi bunların hesaplamaları tam da sismolojinin işi. Hı hı. Ben hasbelkader tabii burada konuşuyorum ama arkadaşlar sakın yanlış anlamasınlar. Yani ben bir depremciliğe falan da soymuyorum. Bu konunun bütünlüğü açısından birkaç tane slide kullanmak durumundayım. Şimdi bunu biz aynı şekilde maden yataklarının oluşumu için de kullanıyoruz. Yani bu tektonik haritaları. Dolayısıyla kırmızı hocam, ve sarılar. Türkiye'nin her yerine yayılmış bunlar değil mi? Evet, evet. Türkiye'nin her yerinde var. Ya şöyle bir şey. Daha sonra Karadeniz, Doğu Karadeniz'de yok. Bir Edirne'de yok galiba. Belki biraz şu bölgelerde. Konya'da yok. Konya, Ankara'da yok. Türkiye'nin en güvenli bölgesi diye Karaman derler. Mesela ben yazları Niğde'de geçiriyorum. Niğde'yi de çok güvenli söylerlerdi. En son sıkıştırma, bu yaral hareketler, Anadolu'nun itilmesi birkaç metre, hatta 10 metre diyenler var. Bütün dengeleri bozdu. Yani belki de hani uykuda olan fayları hareketlendirdi ya da kırıkları faya dönüştürdü. Bir şeye fay diyebilmeniz için kırık boyunca bir hareket olması aslında lazım. Aslında bir Japonya haritasıyla yoksa mukayese etme şansımız var mı hocam yoğunluk açısından? Tekrar. Japonya'daki deprem haritasıyla mukayese şansımız var mı? O kadar yoğun duruyor. Ya Japonya'da karada, denizden geçiyor ama karada, Japonya'da karada, yoğun olarak. Karada daha bu kadar kırık hatları yok yani. Türkiye maalesef Alp Himalaya kuşağı dediğimiz en son Pangea süper kıtanın parçalanması sonucu o yaşanan aşağı yukarı 200 milyon yıllık bir süreç var. Bu süreçte Türkiye, bu Anadolu, bu geometri aşağı yukarı 70 milyon yılda kazanılmış bir şey. Dolayısıyla öncesinde, o yüzden biz jeolojik olarak Türkiye'yi çok genç bir ülke olarak tanımlarız. Jeolojik olarak Türkiye genç bir ülkedir harbiden. Dolayısıyla tektonik hareketler devam ediyor. Ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyanın en sismik bölgesindeyiz. Yani en sismik bölgesi. Evet. Yani bu kuşak, hocam, bakınız bu kuşak Portekiz, İber Yarımadası'nın burnundan başlıyor. Güney Asya'nın derinliklerine kadar gidiyor. Yani sizin Java'daki deprem, işte Aceh'i yerle bir eden depremi düşünün. O da esasen bu Alp Himalaya kuşağında olan bir deprem. Depremlerin, dünyadaki bütün depremlerin %17'si bu kuşakta oluyor. Ve depremselik bakımından da Türkiye 10. sırada. Ve biz her
10 yılda bir, 10 yılı da geçmez yani. Mutlaka bir büyük deprem yaşıyoruz. Şimdi jeolojik... Darbeler gibi deprem oluyor. 10 evet. yılda bir darbe olurdu. Yani şimdi... 10 yılda bir deprem. Şimdi bazen 2-3 yılda darbe da darbe kader değil de deprem yani, kader ama. Maalesef bazen 2-3 yılda da oluyor. Şimdi yani. Şöyle bir şey. Ya bu yer yuvarını izleyicilerimizin daha iyi anlaması için bunu birazcık basitleştireceğim. Yer yuvarı futbol topu gibi düşünün. Biraz yamuk. Üzerindeki her bir yamayı düşünün. 15 tane yama var. Bunların 7'si büyük, 8 tanesi küçük levha diyoruz. Yani bu plaka aynı şey. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle göreceli hareket ediyorlar. Yani bu... Şu kırmızılar fay hatları. Kırmızılar esasen levha sınırları. Levha sınırları. Tabii. Levha sınırları. Şimdi fay hatları değil. Ama levha sınırları zaten çok aktif bölgeler. Şimdi bunu niye koyuyoruz buraya? Burada en depremsel olarak en şey hareketli kuşakları da temsil ediyor bu. Yani bu ateş çemberi buradan devam edip oranın tamamını, o lupu oluşturuyor örneğin. Bir de bakınız buradan başlayıp, şuradan başlayıp gelen, ta buraları kat edip, işte buraya kadar gelen bir kuşak var. Buna da biz Alp Himalaya kuşağı. Alp Himalaya kuşağı... Pardon hocam, şu bölümde değil mi? Evet. Kırılma bizim deprem yaşadığımız şurasıydı, Arap Yavası. Evet, kuzeye tam doğru. O bakınız, Arap Yavası'nın bittiği düşünün, yerde bir arabayı yaşandı. Düşünün, bizim çok bu konuları heyecanla anlatan bir emekli hocamız... Kendisine buradan saygılarımı iletiyorum. Yücel Yılmaz Hoca derslerde hep bunu söylerdi. Araba duvara tosluyor. Yani Arap levhası kuzeye gidemiyor. Gidemeyince ne olacak? Bu Anadolu mikro levhası batıya doğru kaçmak zorunda kalıyor. Yani bir makasın ağzındaki bir şey dilim gibi düşünün. Tekliyor, evet. Evet, yani biz Doğu Anadolu fay ile Kuzey Anadolu fay arasında batıya doğru gidiyoruz. Batıya giderken de saatin tersi yönünde bir dönme yapıyor. Ve bir vatan oluşuyor, tarak gibi açılıyor. Şimdi dolayısıyla depremlerin türü de burada farklı oluyor. Ya yani buradakilerle buradakiler farklı mekanizmayla oluşuyor. Şimdi tabii yine çok fazla bu deprem konusuna girmek istemiyorum. Ben sadece şunu göstermek istiyorum burada. Jeolojik kader diye bir şey var. Yani biz Türkiye'de yaşıyoruz, Anadolu'da yaşıyoruz. Japonların Japonya'da, Japonya'yı bırakıp gitme lüksleri olmadığı gibi. Dolayısıyla bu jeolojik kader beraberinde... Ya paket halinde geliyor. Çok güzel bir coğrafya, çok güzel verimli topraklar değil mi? Madenler. Şimdi gelecek belki, geleceğin en önemli şeyi doğal kaynağı tatlı sular olacak. Tatlı su bakımından Türkiye çok iyi. Üstelik Kahramanmaraş da bu illerden yani başta gelen bir vilayetimizdi. Dolayısıyla bunu paket olarak geliyor. Şimdi yaşamak bu işle maalesef baş etmek zorunda. Şimdi tabii ki deprem... Doğal bir olay, felaket boyutunda olduğu zaman, baş edilemeyecek büyüklükte olduğu zaman afet yönetilemiyor. Yani Türkiye maalesef o ilk 1-2 gün, 3 gün her neyse bu yönetme konusunda sorun yaşadı. Bu gayet normal. Bakınız yani dünyanın herhangi bir ülkesinde de olsaydı, Rusya'da olsaydı, Amerika'da olsaydı aynı şey olurdu. Çok büyük bir coğrafya, iklim koşulları kötü, depremin tam olduğu saat de kötü. Yani çok tuhaf, ben bir istatistiklere baktım. Hep gece olması baktım. Peki bir şey midir? Dünyanın soğumasıyla falan alakalı yok, mı? Hep yok, gece yok, yaşanmasın. Yok. Ya bu tamamen tesadüf diye düşünüyorum. Ama ben Türkiye'de 23'ten beri olan depremlere baktım. %80'i gece olmuş. Gece olmuş. İnsanların yani en çaresiz olduğu anda yakalıyor. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi doğayla biz baş edemeyiz Melih Bey. Yani doğayı anlamamız lazım. Şimdi doğa size bir takım şeyler lütfetmiş, sunmuş. İşte... bu faylar boyunca, fay hatla mesela Doğu Anadolu fay boyunca, o hat boyunca çok güzel bizim çek ayır dediğimiz havzalar oluşmuş. İnsanlar zaten cezbeden de bu olmuş. Ne oluyor? Geliyorlar, burası yeşillik, düzlük, sular var vesaire, buraya yerleşiyor. Yerleşirken tarıma bağlı yaşadığı için de genellikle işe yaramaz yerlerde konuşlanıyor. Buraları tarım arazisi olarak kullanıyor. Sonuçta ne oluyor zaman içerisinde? Kentler büyüyor. Nüfus artıyor. Yavaş yavaş tarım arazileri alınmaya başlanıyor. Bazen, ama Eskişehir gibi yerler var. Tamamen ovaya kurulmuş mesela, tepelere değil de. Ya başından oraya kurulmuş. Yine şehir planlamacı arkadaşlar lütfen affetsin. Ya biz jeolog olarak birazcık böyle şey vardır. Jeoloji bilimi bütün diğer bilimlere tepeden bakar. Biz kocaman dünyayla uğraşıyoruz. Edası vardır jeologlarda maalesef. Bu uzay bilimciler o zaman hepimizden forslar hocam. Bereket dersin ki bizde çok fazla yok o zaman.
Aslında jeologlar güneş sistemini de çok iyi bilmek zorunda. Değil mi? Onunla da çok alakalı. Çünkü dünya yer yuvarı küre olarak, gezegen olarak birçok şeyi miras almış oradan. Dolayısıyla yıldız evrimlerinden tutun da dünya niye bu şekli almış, niye böyle bu bileşime sahip. Bütün şeyler esasen oradan geliyor, miras geliyor. Sonuçta şunu diyeceğim ben. Doğanın bu lütfu, bu güzel işte havzalar, nehir yatakları vesaire insanlık zamanla buraya yerleşiyor. Geçimini buradan sağlıyor ama zaman içerisinde nüfus artıyor. Bu sefer işte bir takım hatalar başlıyor. Yani ne yapılabilir? İşte hani kolaya kaçıyoruz biz. Bakınız biz kolaya kaçıyoruz. Yani nedir bu? Zoru hiçbir zaman seçmiyoruz. Aslında doğa da hep kolaya kaçar ya. Yani ben hep şunu sorarım. Bu buradaki bilek güreşinde niye Anadolu bu tarafa kaçıyor da ya da bu tarafa kaçmıyor? Yani bakınız yani şeyde maddenin tabiatında var olan bir şey bu. Her zaman termodinamik bir şeydir de bu aynı zamanda. En düşük enerjili hali seçiyor. Yani batıya en rahat kaçarak, yapabileceği hareketi yapıyor. Aynen öyle. Batıya kaçarak en kolay bir de düzensizliğe yönelmiyor mu hocam ikinci yasası? Ya, yani düzensizliğe de yöneliyor değil mi? Doğanın yüzü de batıya yönelik. Ya şey olarak entropi perspektifinden bakarsan ayrı bir konu tabii ama o ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuçta şunu söyleyeceğim. Doğayla biz doğaya ihanet ediyoruz ve doğa da bizi cezalandırıyor. Yani dere yatağında ev yapmaman gerekir. Çok katlı yapmaman gerekir. Ama hep kolaya kaçıyoruz. Daha çok hani örneğin İstanbul'u anlayabilirim. Mesela İstanbul'da emlak pahalı. Yani arazi yok. Dolayısıyla siz mecburen düşey yönde büyümek zorundasınız. Gitmek zorundasınız. Ama Anadolu'da yani bizim geleneksel mimari. Bakınız yapı malzemeleri, yani doğal taşlar. Biz dünyanın en fazla doğal taş üreten satan ülkesiyiz. Yani metalik madenlerden daha fazla doğal taş satıyoruz. Dolayısıyla... Maliyetle de ilgili bir sorun da değil diyorsunuz. Yani yok, daha kolay ulaşılabiliyor. Yeni yapı malzemeleri, mesela bu Ponza taşından yeni hafif yapı taşları. Yani zaten BIMS diye piyasada şimdi çıktı son evet. 10-15 yıldır. Dolayısıyla bizim yani şeyleri sorgulamamız lazım. Yani bizim şu an betonarme evler yapmak zorunda mıyız? Bak çok katlı zaten bence hiç zaten tartışılmadan reddedilmedi. Evet, yani 3-4 kat zaten siyasi iradeyle görüyorum bu yönde evet. kararlar alıyor. Yatay mimariye yönelilmesi lazım. Büyük kentlerde de yani çok fazla arazi sorunu olan yerlerde de yani bu bir şekilde inşaat mühendislerinin alanı bu. Bir şekilde yüksek binalar yapılabilir. Çelik konusu.